Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanadıma hoş geldiniz. Hamur malzemelerimiz için öncelikle yumurtayı, yumuşamış tereyağını, sıvı yağ, sütü, suyu, sirkeyi ve bir tutam tuz ekleyerek karıştırıyorum. Tarife ait tüm püf noktalarını ve malzeme listesini bilgi kutusuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tam ölçülü, net bir tariftir. Ne hamurunuz artacak, ne şerbetiniz artacak. Şimdi un ekleyelim. İki bardak undan sonra elimi sokup hamurun içine elimle karıştırıyorum. Üçüncü bardağı ekledim. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Karıştırma kabının içinde toparlıyorum. Hamur yoğurma aşaması önemli arkadaşlar. Çünkü özlü bir güzel hamur yapmamız gerekiyor. Şimdi ben bunu her zaman olduğu gibi tezgahın üzerine alıp tezgahta yoğurmaya devam edeceğim. Yaklaşık bir 10 dakika kadar tezgah üzerinde kıvam alana dek, böyle pürüzsüz ve sakızımsı, macunumsu bir görüntü alana dek yoğuracağım. Yoğururken unlamayı ihmal etmeyin, unlayabilirsiniz. Çok da ölçüyü kaçırmamak, çok da sert bir hamur yapmamak şartıyla. Bakın bu şekilde yaklaşık 5-10 dakika kadar hamurunuzu yoğurmanız gerekiyor. Hamurumu yoğurdum. Bakın böyle bir kıvam oldu. Şimdi bunu bezelere bölüyorum. Toplamda böyle 73-75 gram arası 9 beze yaptım. Ve hepsini şöyle bir kenara alıyorum. Bezelerimi şimdi nişastalı karışıma, nişastaya buluyorum. Sadece nişasta un karıştırmadım arkadaşlar bunu. Nişastaya bulayarak şöyle çay tabağı büyüklüğünde önce bir açıyorum. Tüm bezelerim için aynı işlemi yapacağım. Birçok tarif izledim, birçok tarif okudum. Hepsinde hemen hemen ya şerbet ölçüsü eksik, ya hamur ölçüsü fazla. Dediğim gibi bu tarif hem şerbetiyle, hem yağ oranıyla, hem de hamur ölçüsüyle tam tamına bir tepsilik bir ölçü. Tepsimin boyutunu yani çapını size söyleyeceğim, bilgi kutusuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Sizi üzmeyecek tam bir tarif olacak. Bunları şimdi şöyle buzdolabı poşeti serdiğim bir kaba alıyorum. Yapışmaması için aralara poşet ekliyorum. Bu şekilde 1 saat kadar dinlendiriyorum. Dilerseniz vaktiniz varsa daha fazla dinlendirebilirsiniz. 1 saat yeterli geldi benim için. Şimdi açmaya başlıyorum. Nişastayı bir un eleğine koyarsanız ellerinize çok fazla yapışmaz ve sizin hareketlerinizi kısıtlamaz. Çünkü nişasta çok yapışkan olabiliyor. Bu da size bir püf noktası olsun. Hamurumu açmaya başlıyorum. Baklava hamuru biraz narin bir hamur. Yani böyle yırtılmaya çok çok müsait. Yırtılmaması için püf noktalarını hemen açarken, sizler izlerken ben de sizlerle paylaşayım. Öncelikle hamura çok bastırmamamız gerekiyor. Özellikle çekerken şu aşamada, eğer çok bastırarak çekerseniz hamurunuz parçalanır. Bir de tabii hamurun kıvamı çok önemli. Yumuşak bir hamur yaptıysanız eğer, açarken çok nişasta çekeceği için, sonra nişasta onu kurutacağı için çabucak yırtılır. O yüzden çok yumuşak bir hamur yapmıyoruz. Bir de nişastayı yufkamız küçükken ekliyoruz üzerine. Yufka büyüdükten sonra nişasta serpmiyoruz artık. Şöyle bir avuç kadar ceviz içi serpiyorum. Ceviz içini ince çekerseniz güzel olur. Açtığım oklavaya sarıyorum. Ve büzme işleminde yine bir püf noktası. Ortaya kadar bir taraftan, diğer yarısını da diğer taraftan kıvırıyorum. Ve hamurum çok fazla yıpranmamış oluyor. Üç parçaya ayırıyorum. Siz daha büyük açarsanız, bezelerinizi daha büyük tutarsanız, dilerseniz dört parçaya falan ayırabilirsiniz. Ama bu benim için yeterli oldu. Gayet güzel oldu dilimleri. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Bu tarifin yine en büyük özelliklerinden bir tanesi de şerbetinin ve baklavanın sıcak olarak buluşması. Şimdi onunla ilgili püf noktalarını da söyleyeceğim. Bu
bıçakla kesiyorum ve tepsime diziyorum. İsterseniz birazcık daha ince bir oklavanız varsa ona da sarabilirsiniz. Ama çok çok ince bir oklavaya sarmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü içinin biraz böyle şerbetini çekmesini istiyoruz. Şerbetli olduğu için bu. Bu şekilde tepsime dizmeye devam ediyorum. Bayrama yakışır, harika bir tatlı olacak. 200 gram tereyağım var. Tereyağımın üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve tereyağı eriyip saydamlaşana kadar ocakta tutuyorum. Baklavamı tamamladım. Bakın son parçayı da koyunca hiç boşluk kalmadı. Ne bir parça baklava arttı ne de tepsimde bir boşluk kaldı. Bu gerçekten birçoğumuzun memnun olacağı bir tablo. Şimdi tereyağımın üzerinde köpükleri aldım ama yine bir miktar kaldı. Bunlar için süzgeç kullandım. Fakat maalesef süzgeçten de geçti bu köpükler. Sizin daha ince bir süzgeciniz varsa onunla süzmenizi tavsiye ederim. Ya da böyle minik bir tülbent parçasından geçirerek. Bu beyazlıkları niye istemiyoruz? Çünkü baklavamız pişince böyle siyah siyah lekeler bırakıyor üzerinde. O yüzden onları istemiyoruz. Tortuları ve köpükleri tamamen tereyağından arındırıyoruz. Ardından baklavama bu şekilde her bir dilime bir kaşık gelecek şekilde serpiyorum. Dilerseniz bu işlemi fırçayla da devam edebilirsiniz. Araları kırışık olacağı için her tarafa girmesini istiyorsanız fırça güzel bir yöntem. Önceden ısıttığım 180 dereceli fırına şimdi gönderiyorum. Baklavam pişerken ben de şerbetini hazırlıyorum. 4 su bardağı şekeri tencereme alıyorum. Üzerine 4,5 su bardağı su ekliyorum. Şöyle bir tel çırpıcı yardımıyla şekerin çoğunun erimesini sağlıyorum. Ve bir dilim de limon ekliyorum. Ardından ocağın üzerine alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika boyunca bu şekilde şöyle orta ateşte kaynatıyorum. Baklavamın fırından görüntüsü de bu. Baklavanın pişme süresi ise şöyle. 180 dereceli fırına koydum. Yaklaşık 50 dakika sonra çok sevdiğim ve beğendiğim bir kıvama geldim. Bakın ne çok kızarmış ne de çok solgun. Güzel bir görüntü. Sıcak olan şerbetimi hemen sıcak olan baklavamın üzerine döküyorum. Kesinlikle şerbetimin sıcaklığı baklavamı hamur yapmıyor. Çıtır çıtır kalıyor. Zaten videomun bir devamını hemen ben ekleyeceğim. Sesini, çıtırtısını. İzledikten sonra bana hak verirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup videomu ufak dahi olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şimdi videomun sesiyle sizi baş başa bırakıyorum.